şöyle. Bir taraftan yine doğum günü plan programı yapıyoruz. Bir taraftan da bugün böyle vaktimiz var. Nili alana kadar gerçekten Anadolu yakasında Kadıköy bölgesine çok yakın olan bir yer dün akşam böyle gözüme ilişti. Merak ettim. Sabah da herkes birden oraya götürüyor. 300 metre sonra çıkış. Sağa dön. Aydos Kalesi varmış ve Aydos Ormanı varmış. Bakalım ormanın içerisinde nasıl bir alan ve sürprizler bizi bekliyor. Çünkü biraz önce hayatımda gördüğüm... Sağa dön. Ardından 200 metre sonra sağa dön. Arkadaş da çok konuşuyor. Gelecek yaptığı için şey... Aydos Kartal demekmiş. Sağa dön. Sağa dön. Öyleymiş yani. 2017 yılında halkın dolaşmasını açık hale getirecek olan bir kalesi varmış ormanın içerisinde. Oraya gidip görmek istiyorum. Bakacağız. Çok şey istiyorsun. Navigasyon gerçekten bana dedi ki orayı görmek istiyorum. Öyle dedi ki çok şey istiyorsun. Sola evet dön. Benim başıma çok enteresan şeyler gelir her zaman. Yani bugün hiç durmadan acayip şeyler olur. Ama yani hani böyle bir ya telefonum da buna böyle ortak. Çok şey istiyorsun dedi telefon bana az önce. Siz de çok şey istiyor musunuz? O zaman gelin bizimle gezin. Sevgili navigasyonumuzun çok şey istiyorsun demesinden sonra daha da hırslandık. Aydos Kalesi'ni ve Aydos Ormanı'nı görmeden bize geri dönmek yoktu. Efendim, ismini öğrenebilir miyim sevgili dostum? Adım Fırat Aslan benim. Biz de burada çalışıyoruz. Şimdi, çok memnun oldum. Tabii üstümüz kale. Burası yangınla uğraşıyor. Bizim yangın ekibimiz var. Orman yangın ekibi. Hı hı. Bütün bölgenin yangınlarına biz bakıyoruz. Evet. Ve orman işleri bizden soruluyor. Ha, harika. Sizi de tanıdığıma evet. Çok sevindim. Aliye Beydoğan. Ali Hanım. Ben de memnunum. Murat Aygen ben. Merhaba. Merhaba efendim, memnun oldum. Anne Seymen'im. İbrahim. İbrahim'ciğim. Kimin annesi? İbrahim'in annesi. Şunun anne. Güzel adamın annesi. Yapışıklığın annesi. Maşallah var. Hoş geldin. Eşim Nihan. Hoş geldin. Çok güzel bir aileyle karşılaştığım için çok mutlu oldum hakikaten burada. Biz şimdi gidip bir yukarıda dolanacağız hep beraber. Kaleye ve ormana nasıl gidileceğini anladığımızı sandıktan hemen sonra yola çıktık. Kale dediğin tepede olur. Biz de çıktık. Çıktık. İndik. Sonra tekrar çıktık. Kale ortada yoktu. Ormanın içinde kesinlikle kaybolduk. İç sesimiz bize geldiğin yoldan geri dön dedi. Biz de öyle yaptık. Kale karşımızda arkadaşlar. Evet, kale. Kale bizim arkamızdaymış. Biz tabii yukarı çıkarken orayı görmedik. Muazzammış. Yan yana ineyim mi karım? Korkar mısın? Korkarım. Şöyle yapayım ben. Korkarım, kesin korkarım bence. Bak bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Emniyet kemeri ne işe yarar? İşte gördüğüm üzere. Bak 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 bak. Kahveler de yerleşti, iyi oldu. Ben şimdi şuradan aşağıda salarmış. Hayır. Sonunda kaleyi görmüştük. Ancak yolunu da bulmamız gerekiyordu. Hiç vakit kaybetmeden yola koyulduk. Çok sürmeden giriş kapısına ulaştık. Bizans döneminde Konstantinopolis Anadolu ticaret yolu üzerindeki en stratejik bölgelerden birine inşa edilmiş olan Aydos Kalesi, adını Yunanca'da kartal anlamına gelen Aetos'tan alıyormuş. Osmanlılar Kocaeli Yarımadası üzerindeki hakimiyetlerini arttırmak için bu bölgeye akınlar düzenlemişler. Orhan Gazi'nin emriyle Abdurrahman Gazi İstanbul tarafındaki hisarlara akınlar düzenlemiş. Ancak Aydos Kalesi'nin yapısı çok sağlam olduğundan fetih uzamış. Aşık Paşazade'nin Tevarihi Ali Osman adlı eserinde yer alan bilgilere göre kale kuşatma altındayken bir gün kaleden Tekfur'un kızı tarafından üzerine mektup sarılı bir taş atılmış. Mektupta rüyasında kendisini düştüğü bir çukurdan Gazi Abdurrahman'ın kurtardığını, bu yüzden kendilerine kalenin fethi için yardım etmek istediğini yazmış. Bunun üzerine Abdurrahman Gazi yanındakilerle birlikte bir gece kale önüne gelerek kızın kaleden attığı iple tırmanıp gece baskınıyla kaleyi fethetmiş. Böylece Aydos Kalesi Osmanlı hakimiyetine girmiş. Profesör Doktor Halil İnalcık Aydos Kalesi'ni İstanbul'un fethinin başladığı yer olarak tanımlar. Biz kaleye uğradığımızda kale henüz ziyarete açılmamıştı. Ancak kapıda güvenlikte çalışan arkadaşlar kalenin hikayesine çok hakimdiler. Hepsine çok teşekkür ederiz.
Nil'i okuldan aldıktan sonra yine doğaya kaçmaya karar verdik. Güneşi bu sefer nerede batıralım diye düşündük ve Anadolu Hisarı'na doğru yola çıktık. Çok güzel görünüyoruz kızlar ya. Nil, baksana ne güzel görünüyoruz. Nil okuldan çıktı mı, geldi mi, aldık mı biz onu? Tabii ki aldık. Hayır, ben bir tavşan aldım öyle beyaz kulaklı sarı şey olan. İneklerin yanına geldik yine. Aa, merhaba inekler. Ne çıkabilirmiş Nil? Karaca çıkabilirmiş ve domuz çıkabilirmiş. Belki de görürüz. Aa. Acaba tavşan çıkabilir mi? Ben de burada. Seni küçük tavşan. Gel buraya gel. Göros Kalesi Anadolu Kavağı'na gidiyoruz şu anda. Başka çaremiz kalmadı. Aslında bugün o kadar çok yere gitmeye çalıştık ki. Ya bir yerlerde şey var, inşaat var. Ya arızalı bir takım insanlara denk geldik. Ya trafik var. İstanbul'un yarısı şu anda, yani şu an buralarda dahil olmak üzere her yer yol inşaatı, parke düzenlenmesi var. Evet, tabii ki çok güzel oluyor her yer. Güzel oluyor gerçekten, yani yolların taş döşemeleri falan. Fakat bizi hem yol olarak hem aksiyon olarak çok engelledi. Bakın bugün gün içerisinde Anadolu yakasında Kartal'da şeye gittik. Aydos Kalesi'ne. Girdik, etrafında dolandık ve İstanbul'un en yüksek tepesine oradaydık. Sonra şehre indik, yemek yedik. Anadolu Feneri'ne geldik. İnşaat varmış, bilmiyorduk. Bir ailenin hazin hikayesini az önce dinledim. Eşeğimiz var. Yolda bir kavganın içerisine dahil olduk. Hadi gidelim. En son Yoros Kalesi'ne gidiyoruz. Şeyde güneş çok iyi batıyormuş orada. Uzun batıyormuş. Görelim. Anadolu yakasında Boğaz'ın Karadeniz girişinin doğu tarafında bulunan Yoros Kalesi, Bizans İmparatorluğu tarafından Rumeli Kavağı üzerinde bulunan İmroz Kalesi ile birlikte Boğaz'ın girişini kontrol etmek amacıyla kurulmuş. Ama imparatorluk kısa bir zaman sonra güç kaybettiği için kale Cenevizlilerin eline geçmiş ve bundan sonra bir Ceneviz Kalesi olarak bilinmiş. Yoros isminin kutsal yer anlamına gelen Hieron'dan geldiği düşünülse de doğrudan doğruya dağ anlamına gelen Oros'tan gelmiş olma ihtimali de gayet yüksekmiş. Yoros dağ anlamındaki Oros'tan geliyormuş. Yani olma ihtimali varmış. Ceneviz yapısı değilmiş burası. 17. yüzyıl başlarında. Bir kere şey olmuştu ya, Burdur'da galiba. Kendi soyadımı gördüm ya. Bir şey Aygen tarafından yapılmıştır diye çok havalıydı yani gerçekten. Bir sürü gelin artık. Ben sen. Bizimki Uğur Buz'un üzerine gezmek. Gel. Devam. Kendinle bırak bana bunu. Gel. O jastar kayıyor ya. Ne bakayım? Sürüklü böcekler var. Sürüklü böcek yok salyangoz. Aa, ne kadar çoklar. Çünkü böyle bir dakika değil, bu şey olmasın. Arasına. Salyangoz bitkisi. Bunlar yeniyor mu acaba? Dur bakayım. Delicious. Nasıl? Hani salyangoz meyvesi yemem lazım. Salyangoz açalım. Salyangoz da yememiştim sabah sabah. Benim biraz boğazımı yaktı. Yummy. İçim mi yarmış ya? Evet, yani İstanbul'da olarak gelmediğim bir yere daha gelmiş olmak. Bir de şöyle bir şey ya, hani bizi buraya bir şekilde geliyorsun yani. Bugün Yoros Kalesi'ne gelelim diye bir derdimiz yoktu. Hayır. Ya doğa çok güzel gerçekten. Araba sessiz ya, bizim hibrit mibrit falan. Yani bazen çalıştığını duymuyorsun. Dışarıdaki böceklerin seslerini falan, özellikle şeyden çıktık şu ara yol. Fener'le kale arasında bir geçerken bir yolda böyle arabayla giderken ben cır 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 sesleri duymuştum. Duydun değil mi sen de? Çok acayip bir şey.
Hayatta her zaman iç sesimiz kulağımıza bir şeyler fısıldar. Ancak biz bu sesi her zaman duyamayız. Bazen de duymamazlıktan geliriz. İç sesimiz kalp atışımız gibi çalışır. Yani hep vardır ve oradadır. Bizce her zaman duymaya açık olmak gerekir. Aygen ailesi olarak erken yaşlarda bu sesi duyabildiğimiz için şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. İç seslerimiz bize sadece büyük kararlar alırken değil, yaptığımız her harekette, attığımız her adımda da fısıldamaya devam ediyor. Biz de onu duymaya ve dinlemeye her zaman özen gösteriyoruz. Sizi de rotadan çıkaracak yol arkadaşlarınız varsa, rotadan çıkmaya asla çekinmeyin.